Selamlar, ben Teoman Erdoğan. 1966 senesinde Karadeniz'de dünyaya geldim. Ve uzun süre ülkesel kokartlı rehber olarak ülkemi ziyaret eden misafirlerimize ülkemizi anlattım. Ama tabii bunun yanı sıra rehberlik mesleğinin diğer gerekliliği olan yurt dışı gezileri de yaptım. Çok ülke gezdim. Japonya'sından, Vietnam'ına, Kamboçya'sından, Güney Afrika'sına ve Avrupa'nın birçok şehrine. Yaşantım burada devam ederken bir kurumdan sonra şiddetli mide ağrısıyla hastaneye gitmek zorunda kaldım. Ve o gün çok ilginçtir, benim evlilik yıl dönümümdü. Tarihini de çok iyi hatırlıyorum bu yüzden. 10-10-2013. Bu tarihte buradaki kontrollerimizde doktorların karaciğerimin iflas ettiğini söylediler. Ve bunun akabinde yaklaşık 4 yıl büyük çabalarla kendimizi tekrar hayata bağlamaya çalışabildik. Fakat artık bir yerde karaciğerimiz ilaçlara cevap vermiyordu. Ve doktorlarımız karaciğer nakli olmam gerektiğini anlattı. Devamında yaklaşık 8 ay karaciğer aradık. Önce tabii ki akrabalar, yakın dost, eş, arkadaşlarım çok sağ olsunlar ki hiçbirisi uygun görülmedi komite tarafından. Ve artık son dönemlerimdeydim. Fakat benim kutsal bağış diye adlandırdığım, aslında organ bağışı demek bana birazcık az geliyor. Çünkü kutsal bir olay var burada. Bir insan kendi rızasıyla başka bir insanın hayatını tekrar ona hediye edebilmek için organlarını bağışlıyor. Bu benim için çok kutsal bir görev. Ve ben hastanede yatarken artık son haftama girmiştim. Doktorlar tümüyle ümidi kesmişti. Fakat bir ışık İzmir'de organlarını bağışlayan muhteşem insan bana karaciğerini verdi. Ve o gün ben hayata, yani yaklaşık 8 gün sonra 26 Ekim 2017 tarihinde o kutsal bağışla hayata tekrar döndüm. Ve matematiği eğer doğru yaparsanız yaklaşık 5 yılı bitirdim ve 26 Ekim'de ikinci yaşamımda 6. yılımı yaşayacağım inşallah. Karaciğer ameliyatı geçirdikten sonra, nakil ameliyatından geçirdikten sonra aslında organ bağışçı aileyle tanışmak istedim. Fakat ülkemizde bu geçerli değil, bu kanunlarla engellenmiş. Fakat kendim kendime yoğun hastane ortamında düşünürken ben dedim, bana organ bağışlayan insana olan minnettarlık borcumu nasıl ödeyebilirim? Eski bir milli atletim. Fenerbahçe'de 400 metre engelli koşuyorum. Uzun yıllar atletizm yaptım. Daha birçok spor da yaptım ama hani ana sporum atletizmdi. Türkiye'de belli başarılarım var. Ve aklıma ilk gelen şey, acaba dedim, dünyadaki organ nakilli insanlar spor yapıyor mu? Bu organ bağışlı hayata dönen insanlar normal yaşantılarını devam ettirebiliyorlar mı? İnternet ortamında araştırdığım, bilgilerden edindiğim izlenim bana gerçekten aslında organ bağışıyla hayata dönen insanlar ikinci yaşamlarında normal insanlar gibi nitelendireceğimiz insanlarla aynı hayatı yaşıyorlar. Ve bu insanlar ilginçtir. Yaklaşık 40 küsur seneden beri birbirleriyle yarışıyorlar. Ve ben Teoman Erdoğan olarak dedim ki benim yapmam gereken sporda iyiyim, sporumu yapayım ve ülkemi dünyada ve Avrupa'da temsil edeyim. Ve bu arada da beni izleyen, benim haberlerimi okuyan insanlar desinler ki ha, demek ki organ bağışı gerçekten çalışıyor. Ülkemiz bu işte bayağı başarılı tıbbi yönden. Hastanelerimiz, doktorlarımız muhteşem. Çok yüksek yüzdelerle hayata bağlanıyoruz ve bu şekilde insanlar belki organ bağışına biraz daha dikkat ederler. Organları toprak olmaz, can olur ve ben Teoman Erdoğan olarak bunun çok güzel bir örneğiyim ve size demin de söylediğim gibi 5. yılım neredeyse bitiyor ve 6. yıla giriyorum. Ben bu dönemde ne yaptım? Yaşantım aslında kesinlikle aynı devam ediyor. Her şey normal hayattaki gibi. Fakat içtiğimiz ilaçlardan dolayı bazen bir günümüz normal, bir günümüz biraz stresli geçebiliyor. Vücudumuz enerjik olmuyor. Ve ben bu hastane ortamından çıktıktan sonra yapmaya başladığım ilk iş tekrar acaba atletizm antrenmanlarına dönebilir miyim oldu ve atletizm antrenmanlarına döndüm. Bu antrenmanlar sırasında zorluklar yaşadım. Fakat bir anda fark ettim ki 2019 yılında Newcastle'da Dünya Organ Nakiller Olimpiyatı olacak. Ve Teoman Erdoğan buna katılmak zorunda olduğunu hissettim. Ve hemen başvurularımı yapıp Türkiye'yi 2019'da Newcastle İngiltere'de düzenlenen Dünya Şampiyonası'na temsil ettim. Ne yazık ki 5. oldum. Dünya 5.'si oldum. 16 yarışmacı vardı. 16 farklı ülkeden yarışmacı vardı. Tabii devamında ülkeye geldik. İlginçtir. Aslında Türkiye'yi temsil ettik. Fakat Türkiye'de hiçbir birim çok fazla ilgi göstermedi. Bu o kadar önemli değil. Biz çalışmamıza yine devam ettik. Ve pandemi dönemi ortaya çıktı. Pandemide bizler tabii ki bazı ilaçları, yani bağışıklık sistemini zayıflatıcı, çökertici ilaçlar kullandığımız ve bunu hayatımız boyunca kullanacağımız için çok dikkatli olmamız gerekiyordu. Çok dikkatli olduk. Şükürler ki
Covid'i yakalanmadan o dönemi bitirdik. Tabii bunda büyük ihtimalle Covid iğnelerinde faydası oldu. Arkasından tekrar salon ve atletizm sahasındaki yaptığımız antrenmanlara döndük ve bu dönüş itibariyle Avrupa Şampiyonası hazırlanmış olduk. Ne yaptık? Yaklaşık 21-28 Ağustos 2022 tarihinde İngiltere Oxford şehrinde Avrupa Organ Nakiller ve Diyaliz Sporcuları Federasyonu'nun düzenlediği Avrupa Şampiyonası'na ülke olarak katıldık. Ne yazık ki bu yarışmalara sadece ben katılabildim. Fakat iki arkadaşımız, ben ve Selma arkadaşım, böbrek nakillidir kendisi, Hacettepe Üniversitesi'nde eğitim görevlisi, onunla yarışmalara katılmak istedik Türkiye adına. Ve başvurularımızı yaptıktan sonra tabii ki Türkiye'nin en büyük sorunlarından Avrupa ülkelerine alınacak vize problemi ortaya çıktı. Ben bir şekilde kurtardım fakat Selma arkadaşım vize alamadığı için Avrupa Şampiyonası'na katılamadı. Bunun sonucunda Türkiye'yi sadece ben temsil ettim. Diğer ülkeler, inanın bana, yaklaşık 23 ülke vardı. 23 ülkede en az katılımı olan ülkelerden bir tanesi bizdik ki nüfusumuz yaklaşık 83 milyon ve benim edindiğim bilgilere göre 64 bin nakilli insan var Türkiye'de. Diğer ülkede Andorra'ydı. Andorra'nın biliyorsunuz ufak bir ülke, araya sıkışmış bir ülke ve yaklaşık nüfusu 70-75 bin falan ve onlardan da sadece bir sporcu vardı. Bu tabii ki ülke adına, benim adıma ve organ bağışına dikkat anlamında bazı eksiklerini ve desteklerin az olduğu aşikar. Bunu değiştirmek için çaba harcıyoruz. Avrupa Şampiyonası Oxford şehrinde, tarihi Oxford şehrinde gerçekleşti. Şehir inanılmaz. Yarışmanın yapıldığı özellikle Millennium Sarayı muhteşem bir kompleks ve o komplekste diğer ülkelerin nakilli sporcularıyla bisiklet sporunu ve yarışmayı ve ülkemi temsil etme hakkını ve mutluluğunu yaşadım. Çok büyük bir başarı kazanamadım fakat esas anadalım atletizm olduğu için kendim açıkçası uzun atlama ve gülle atışına odaklamıştım. Şükürler olsun ki 11 kişinin katıldığı gülle atma yarışmasında kendi yaş grubunda, 50-59 yaş grubunda Avrupa ikincisi oldum. Ve çok ilginçtir, inanın bana, 2022 tarihi itibariyle Türkiye ilk defa bir organ, Avrupa Organ Nakiller ve Diyaliz Sporcular Federasyonu'nun düzenlediği bir yarışmaya katıldı. Ve bu yarışmada ilk madalyayı, gümüş madalyayı kazanan ben oldum. Umarım bunu tarih kitabı bizler bu dönemden geçtikten sonra büyük ihtimalle yazacaklar tabii ki. Yarışlar çok güzeldi. Farklı insanlarla karşılaşıyorsunuz. Sanki kendi hikayenizin çok daha mühim olduğunu düşünüyorsunuz. Fakat değil. Yarışma anında, yarışmadan sonra, yemekte, sosyal alanda ister istemez ülkeler birbirleriyle ufak hediyeler paylaşıyorlar ve hikayeler paylaşıyorlar. Bu Avrupa Şampiyonası'nda beni en etkileyen kişi İtalya'dan yarışmaya katılan Carlos adında bir yarışmacıydı. Benim yaş grubumdaydı. İnanın bana, hayatının 24 saatinde oksijen desteğiyle, yani burnunda oksijen boruları var ve bisikletinde ya da çantasında hep bir oksijen tüpü var ve devamlı ondan oksijen alıyor. Kendisi böbrek hastası ve diyaliz hastası. O yüzden Avrupa Şampiyonası'na katılabildi. Çok ilginç bir kişilikti. Onun hikayesini dinledikten sonra ben açıkçası kendi hikayemi hiç önemsememeye başladım. Çünkü artık benim için o, hani 100 metrede Hüseyin Bolt neydiyse, benim için artık o organ nakiller olimpiyatlarında, dünya ya da Avrupa Şampiyonası'nda benim için tek idol olur. Eğer o kişi organ bağışına dikkat çekmek için ve organ bağışı farkındalığını daha da arttırabilmek için İtalya'da ve diğer ülkelerde bu çabayı harcayabiliyorsa, ben açıkçası şu anda yaptıklarımdan çok fazla mutlu değilim. Çünkü çok daha büyük eforlar harcamam gerektiğini tespit ettim onunla tanıştıktan sonra. Ortam çok güzeldi. İnsanlar birbiriyle yarıştılar. Madalya ya da birincilik, ikincilik o kadar önemli değildi. Amaç organ bağışına dikkat çekmek. Ve istatistikler gösteriyor ki eğer bir ülke organ federasyonuyla birlikte, kendi ülkesinin federasyonuyla birlikte ülkede bir spor etkinliği düzenlerse, bir sene sonra bu basından alınan bilgilerle organ bağış sayılarında %18 ile %35 arasında bir artış gözlemleniyor. Tabii bir Türk olarak benim de tabii ki istediğim, amacım, organ bağışını biz daha fazla tanıtabiliriz ve onun için de biz çaba harcıyoruz. Bunlar yeterli mi? Değil. Çünkü ben bazen antrenman sırasında düşünüyorum ya da yarışlarda bunu çok düşündüm. Ya dedim, neden dedim sadece ben gidiyorum bu yarışlara? Yani 64 bin tane nakilli insan varsa bu ülkede, yani bu ülkenin içinde, bu 64 binin içinde sadece ben ve
Benim bildiğim yaklaşık bir 10-15 kişi miyiz biz sadece? Çok daha büyük olmamız gerekiyor. Kazakistan Avrupa Şampiyonası'nda 15 kişiyle katıldı. Komşumuz, hani bize komşu, ben çünkü Bodrum'da yaşadığım için, komşumuz Yunanistan 21 sporcuyla katıldı. Ve bu sporcuların hepsi üst düzey sporcular değil yaptıkları sporlarda. Fakat bir amaç uğruna yarışıyorlar. Bir olaya dikkat çekmek için yarışıyorlar. O yüzden orada hep birlikte oluyoruz. Şimdi ne yapacağız? Daha fazla dikkat çekmek için daha fazla emek harcayacağız. Ve bunun ilk örneği 15-23 Nisan 2023 tarihinde Avustralya'nın Perth şehrinde Dünya Organ Nakiller Federasyonu düzenlediği olimpiyatlar düzenlenecek. Ve bu olimpiyatlara umarım sadece yine ben gitmek zorunda kalmam tek başıma. Bu yarışlarda umarım sivil toplum kuruluşları, federasyonlar bize destek olurlar ve büyük bir Türkiye kafilesiyle ülkemizi başarıyla temsil edip, başarılar elde edip, ülkemize döndüğümüzde de bizim verdiğimiz hikayeler ve başarıları diğer insanlar kendilerine bir pay çıkartarak o paydan belki de organ bağışını ve organ bağışına olan dikkati biraz daha arttırabiliriz. Bu yarışlara giderken tabii ki sponsor desteğimiz olacak. Daha önce belki bahsettim, belki bahsetmedim ama 2022'de düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda Favay bize destek oldu. Ulaşım giderlerimizi onlar karşıladılar. Büyük bir destekti bizim için. Çünkü normalde biz kendi imkanlarımızla bu yarışmalara katılıyoruz. Ve ülkemizdeki hayat standartları düşündüğünüzde bunun gerçekten çok zor olduğunu hepiniz tahmin edebilirsiniz. Bir vize almak için, vize almak bile bu ülkede problem. Favay bize ulaşım desteği verdi ve biz iki arkadaş gitme planı içindeydik. Fakat Selma arkadaşım vize alamadığı için İngiltere hükümetinden, konsolosluktan o gelemedi. Bütün ödemeleri yapılmıştı ve ben sadece gittim ve ben sadece ülkemi temsil ettim. Bu oyunlarda bireysel katılım yapılamıyor. Katılım ülke adına gerçekleşiyor. O yüzden yukarıda olan büyük insanlar, yani bir Sağlık Bakanlığı, bir Atletizm Federasyonu ya da Dışişleri Bakanlığı ya da Gençlik ve Spor Bakanlığı artık Türkiye'de organ nakilli sporcuların olduğunu görmeleri gerekiyor ve bizi bir federasyon çatısı altında birleştirir. Çünkü bütün Avrupa ülkelerinde bu böyle. Hatta Latin Amerika ülkelerinde bile böyle. Bizi bir federasyon çatısı altında birleştirip bu yarışmalara giderken düzgün kıyafetlerle ülkeyi en başarıyla temsil edebilme imkanını bize sunmaları gerektiğine inanıyorum. Çok uçtum ya.